beraber pişelim. Gel. Şeymuz nasıl? Biz bir öbür eve gidip geliyoruz. Kebap, devam et. İletmek istediğim bir şey var mı oraya? Teşekkürler ya, ben ilettim onlara. Zamanla öleceksin buna da zaten. Sorduğu sorulardan zaten anlamışsındır ne kadar alengir olduğunu. Evet. İki saattir çocuğa diyor ki göğüs dekoltesinde neye dikkat ediyorsun? Açık mı? Çok açık mı? Yoksa kapalı mı? Tam kapalı mı? Şimdi bunun arasını söyledim. Dört parmak deseydin. Ne diyeyim yani ben şimdi? Yani burada ya her sorulan... Benimki burada, kadar deyip bırakacaktın. Burada her sorulan... Burada her sorulan benim soruya... Benimki kadar derse yine yanlış anlayacağım. Yok. Zekolte mi giyiyorsun diye bu sefer üstüne giderler. Tamam öyle giyiyorum deyip kapatacağım. Yani yanlış anlaşılabilir. Anladın mı demek istediğim burada kullandığı kelime? Yani sana orada soru sormak için sormasın yani kimse. Anladın mı? Niye orada oturun gelsin abi? Burada içerideki insanların teker teker izle neler yaptığını, neler konuştuğunu hepsine bak. Çünkü içerideki işleyiş... Merak ediyorum şu an ben. Annem ne yaptılar anneme veya... Annen gelinler tarafında şu an. Gelinler tarafından çıkmış olması lazım ki bunu, bizimkiler oraya gidiyor. Ben hem anneyim hem babayım. Benim annem de öyle. Beş çarpı yanımda kalması lazım. Mutlaka birisinin yanında durmalıyım. Değil mi? O gelin dese istemem, o gelin dese istemem kaynana. Ya kaynana ne yapacak? Yani, durumlar farklı. Yani kaynana gerçekten evin direği. Sana yardımcı. Kalabalık ailelerde yaşayan insanlarda boşanma riski ne kadar az biliyor musunuz? Evet. Gerçekten. Çok az. Bu tür yüzünden ben demiyorum insanlar kaynana istemiyorum ne oldu? Bir iki ay sonra tartışıyorlar gençler ama gerçekten ayrılıyorlar. Böyle. Gerçeği bu. Böyle yani. Eğer bir büyük ben evde olsa anlatamadım kendimi. Ben seni anladım hayatım anladım tabii. Bir büyük evde olursa ben demiyorum kaynanayla yaşansın. O sorunlar şey yaşanmaz. Demiyorum. Bütün bu sorunlar ama neden böyle oluyor? Gençler kaynana istemiyoruz, kayınbaba istemiyoruz. Ama çok kavga da o yüzden çıkabiliyoruz zaman zaman biliyorsun aynen değil mi? Aynen öyle çıkıyor yanlış zaten. Anlaşılmalar, tabii ki de, yanlış tabii müdahaleler ki de vesaire. Ama yani bilmiyorum bence keyifli bir durum. Ben bizzat özel bir alanım geliyor olsun. Eşimle beraber özel zaman geçireyim istiyorum. Rahat rahat evin içinde dolaşmak istiyorum. Onunla ne bileyim evin içinde koşmak, sarılmak istiyorum. Evet, ben bunu yapamam aile ama yanında. Yani evet. Zaten kendisi düşünüyorum. Her gün de gelsin annesi babası. Benim annem babam gelsin anladın mı? Öyle kalabalık olalım, sofrada bu gülelim, eğlenelim. Böyle... Çok güzel bir şeyler zaten. Ama özel zaman olduğu zaman özel hayatın yani. Aynen bak bu ya kadın haklısın, çift. Çok doğru. Çok yani güzel. Ben de böyle düşünüyorum. Bak buna... Emine teyze gibi biri onu kaldırmaz mesela anladın mı? Merhaba. Merhaba. Vay şikayet ediyorum. Gençlik nasılsınız? Merhabalar. Şikayet merhabalar. Dilek kutusu merhaba mu? Evet. Neyin var? Emine teyzeyle tanışmışsınız. Yazıp buna mı atıyoruz? Diğer kızlar nerede? Yazıp buna mı atıyoruz? Anne oturuyorsun hala. Evet oturuyorum. Artık sağ anne yavrum bizimle. Sağ ol yavrum, sağ ol yavrum. İyi misin? İyiyim yavrum, sağ ol. Allah hoş geldiniz efendim. Ne haber Yağmur? İyiyim. Sarıma ne haber? İyiyim. Ne haber Tuğçe'cim? İyiyim. O ne Kemal? Şikayet ve dilek kutusu. Hı. Evet niye? Şimdi anneciğim biz evde şey yaptık, bir şikayet dilek kutusu yaptık. Kura çektik. Kura'da işte erkek adayların karşısına çıkan gelin adaylar hakkında hem dilek hem de şikayet önerilerini yazdı. Hepimiz yazdık. Şeyhumuz da katıldı kura'ya. Evet. Ondan sonra kim eksik? Melis mi eksik? Evet. Melis Yolba da gelecek. Tamam. Gel Melis sana da anlatayım. Aşkısı. Şikayet ve dilek kutusu benim için ne mi anlatıyordum? Yok. Şimdi evdeki bütün damat adaylarına bir kura çektik. Kim kime ne çıktıysa onun hakkında şikayet ve dilek önerilerini yazdı. Şeyhumuz da geldi diye yeni katıldı. Onu da aldık aramıza. Melis'im yazdı. Biz gidelim. Siz okuyun. Aynen lütfen. Burada. Sadece okuyacağız. Tabii. Bir kura çektik. Herkes hadi düşüncelerini yazdı. Kim kime ne yazmış. Anneciğim görüşürüz. Ne çıktıysa değil mi? Bakalım. Merak ettim. Herkes ne yapacak merakını görüyorum. Ortalık karıştı. Kimin neyi yazdı belli mi? Melis. Bilmiyorum. Farima. Kavuşamadım. Direkt Ferima dedi ya. Bu ya. Ne yapacağız? Melis, Rabia versene aşkım. Ne yapacağız? Bunları okuyacağız için. Ay masa silinmemiş. Dilek ve istek yapmış. Kim kimin için yazmış? Eyvah bala şeyimiz yazmış. Yağmur yazmış. Sana kim yazmış Gamze? Emine Hanım çıkabilir. Sevgi Can için. Dur bir saniye. Bir saniye kızlar. Kapatın.
Ay. Hadi hoşçakalın. Ay bu altı alem benim peşimde, peşimi bırakmıyor bu beni ya. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Umarım damat adayın annesi geldiği zaman bacak bacak üstüne atmanı kabul edecek bir kaynana bulursun. Allah Allah. Bu dilek. Şikayet de bu. Anlatacağım. Bacak bacak bana üstüne atmak saygısızlık anne ya da aile yanında. Sen oku Tuğçe. Kim yazmış? Tuğçe aynı şekilde. Demiş. Aynı şekilde. Sana Onur mu yazmış? Onur yazmış. Evet. Dilek. Son zamanlarda yaşamış olduğun kötü günlerin bir an evvel geçmesini diliyorum. Gözyaşlarının mutluluk için aktığı günlerin gelmesini diliyorum. Sevgiler demiş. Şikayet, haklı olduğun konularda kendini ifade etmek için çok konuşuyorsun. Artık ağlama lütfen. Sen? Bana Kemal yazmış. Dilek olarak duygularını veya beğenini bir anda paylaştığında karşında kaba biri değil, olumsuz düşünse de anlayış ve kibarca cevap veren biri olur. Hı. Şikayet, çok düşündüm şikayet etmek için bir şey yazamadım. Sevcan sen ilk cümleyi anlamadın bence. Yo anladım. Bir daha oku, bir daha oku. Biz hiçbir şey anlamadık. Ver bakayım ben okuyayım. Duygularını veya beğenini bir anda paylaştığında karşında kaba biri değil, olumsuz düşünse de anlayış ve kibarca cevap veren biri olur. Oo. Yani. Önemli. Buradan diyor ki, senin birine karşı duygun var. Ama karşılığı olumsuz. Korkma söyle. Ama gene de söyle diyor. Korkma kalbim geçer acısı diyor. Allah Allah. Diye ki olumsuzsa da oku. Şikayet çok düşün. Altı yazmış. Altı yazmış gerçekten. İsmini müsaade ederseniz birkaç cümle söylemek istiyorum. Bu kağıdı direkt okumadan yırtmak istiyorum. Dilek umarım iyi bir arkadaş oluruz demiş. Ben seninle iyi bir arkadaş falan olamam. Daha şimdiden benim bütün fanlarımı tespit edip Gamze bana kötü davranıyor. İyi davranırsa her şey daha farklı olur diye benim bütün fanlarıma yazıyor. Ay şaka yapıyorsun. Ekran görüntüsü çekip attılar bana. Ben bunu söylemek istemiyordum. Şikayet haksız yere bana ters davranıp kötü davranmaktan lütfen vazgeçer misin? Ben haksız yere ona ters davranmıyorum. Burada bir hanımefendi hakaret etti. Ve orada da damat Kemal bana hakaret etmişti. Sen iki kelime söyleyip arkadaşlar ben bu kızı tanımak istiyorum. Hoşlanıyorum. Lütfen sözlerinize dikkat edin diyemiyorsun. Ondan sonra tutuyorsun evdeki dedikoduyu buradan damatlar evine taşıyorsun. Aynen öyle. Bir de olmayan lafı söylüyorsun. Altuğ'dan bir tane daha var kızım. Kalıbın adamı değil ya. Kalıbın adamı yazmış. Ne diyor? Altuğ'a bak sen. Oku. Dilek, oku. Kemal yazmış. Hayatta her zaman mutlu o. Şikayet, duygularınla şakayı kullanma, açık ol, yaşa. Sana kim o? Sana da mı acaba yeşil ışık yaktı? Kim o? Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sakın.